Efendim, buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Hepimiz oturursak servisi kim yapacak peki? Bayan Maitri. Evde siz dahil tüm hanımlar bütün gün fazlasıyla çalıştınız. Hem mutfak dağılacağı kadar dağılmış zaten. Biraz oturup dinlenin. Ne var ki bunda? Siz o kadar yoruldunuz madem. Ben de yemek servisi yapayım. Değil mi? Buyurun lütfen. Efendim, siz de buyurun. Evet, bunda çok haklısın. Evin hanımları çok çalışıyorlar. Çamaşır, ütü, yemekler, bulaşık. Erkekler sadece keyif yapıyorlar. Rahatları bozulmuyor. Çok haklısınız. O yüzden bana yardım edersen sevinirim. Hadi baylar, bana katılın. Evet, bence de. Hadi otur canım. Buyurun. Bugün evde bir şeyler oluyor ama hayırlısı değil. Mohini, buyur otur. Şantonu çok haklı. Otur. Otur. Amirim. Efendim? Afiyet olsun. Bereket versin. Amirim, bir arzunuz mu vardı? Evet. Yatacağım. Kucağında yatağı taşıyıp üstümü örtüp sonra da ninni mi söyleyeceksin? Amirim, Çin mutfağını sevmiyor galiba. Yarın bizim mutfağımızdan bir şeyler yapayım. Bizim mi? Sen Rudra'ya bakma oğlum, çabuk köpürür. Ama sonra yüzünü güldürmek hiç de zor değil. İstersen Parvati'ye sor. Ha aslanı terbiye etmek, ha Rudra'yı güldürebilmek. İkisi de aynı ölçüde zor işler. Söyle aman. Hayır, ona güvenmiyorum. Hakkında her şeyi öğrenene kadar da güvenimi kazanamayacağım. Ama neden efendim? Özel bir nedeni var mı? Sen gözlerini dört aç. Biliyorum Rudra. Aleyhinde delil bulmak için resmen can atıyorsun. Gerçekte kim olduğumu öğrenmek için. Elinden geleni ardına koyma. Bütün ipuçlarını özenle sakladım. İstediğin kadar ara, yine de hiçbir şey bulamayacaksın. Geçmişte kim olduğumu ortaya çıkarabilmen mümkün değil. Bunu asla öğrenemeyeceksin. Evet, yemekten sonra bir de tatlı çok iyi gider. Öyle değil mi? Jamu'dan nefis bir tatlı getirdim size. Hemen servise hazırlayayım. Tatlı gerçekten de enfesti. Bir tane daha. Özür dilerim abla. Sorun yok efendim. Odada çantamda bir kutu daha var. Hemen getiririm. Şanton oğlum. Sen yorulmuşsundur. Bak ne diyeceğim. Sen o kutuyu Parvati'ye ver. Parvati kızım, sen git al getir. Tabii. Bir şey var. Hepimizden bir şey saklamaya çalışıyor. Sen geçmişini araştırdın mı? Evet amirim. Ama herkes aynı şeyi söylüyor efendim. Çok iyi bir asker olduğunu. Tüm çalışma arkadaşlarının gözünde iyi bir imajı olduğu ortada. Yine de gözün hep üstünde olsun.
Nasıl oldu bu yara? Yaptığım bir sürü aptalca iş var. Hangi birini hatırlayayım? Buyurun Bayan Parvati. Binbaşı, senin burada ne işin var? Nedir bu? Binbaşı, çocuğun odasına nasıl gizlice ararsın? Çünkü bana bir türlü güvenmiyor. Haklısın. Sana güvenmiyorum. Bunun için haklı sebeplerim var. Görev yerine gelirken kaybolan bir asker, geç kalkıyor. Bazen bir aşçı oluyor, bazen de tatlı dili, güzel sesli bir müzisyen. Bunlar gerçek bir askerin özellikleri değil. Böyle biri ancak bir sahtekardır. Ve sakladığı bir şey vardır. Ama ne? Çok haklısınız amirim. Evet, sakladığım bir şey var. Durma, konuş. Abi. Abin mi? Birkaç ay önce onu beklenmedik bir şekilde kaybettim. Öyle ani oldu ki ne yapacağımı şaşırdım. Kendimi nasıl tutacağımı, nasıl hakim olacağımı bilemedim. O benim her şeyimdi. Ama onu kaybettim. Tüm hayatımı kaybettim sanki. Abi. Ama yine de yaşamalıydım. Mutlu olmaya çalışmalı. Yüzümde gülen bir maskeyle acımı saklamalıydım. Herkese mutlu görünmeliydim. Sonra buraya geldim. Bu kocaman aileyi gördüm. Ve içlerinden biri, çok saygı duyduğum amirim olunca, belki de aylardır ilk kez içimde huzur hissettim. Yeniden hayata dönebileceğimi düşündüm. Yaşamaya. Bak. Rudra yaptığı her şeyi bu aileyi korumak için yapıyor, biliyorsun öyle değil mi? Anılarını canlandırıp seni üzmek için değil yani. Binbaşı. Affedersin. Sen çok cesursun. Allah'a emanet ol. Ağabeyi binbaşı. Çocuğun ağabeyi ölmüş.
O bizimle içinin acısını paylaşıyor ama sen yine de... Ne olur çocukla bir kere doğru dürüst konuşsan. Ne oldu? Hala ona inanıp güvenmiyor musun? Git buradan. Bu benim özelim, tamam mı? Duymadın mı? Hadi git. Ona herkesin içinde bu kadar sert davranmanın ne gereği vardı inan anlamadım. Siz BSD'de birlikte çalışıyorsunuz hem de bu... Haru, ona kesinlikle güvenmiyorum. Bir şey var onda, bir terslik var. Gerçek değil sanki. Tabii. Senin huyun böyle. Herkesten şüphelen, herkes de bir şey ara. Ama bence son derece iyi bir insan. Evet. Tıpkı Tejavan gibi, öyle değil mi? Onun için de çok iyi biri derdin. Sonra Layla. Defalarca ona güvenmemeni söyledim. Ya sen? Başta bana hiç güvenmemiştin, unutma. Ne demek istiyorsun sen? Evet, belki ben de yanlış insanlara güvendim. Ama sen de benim hakkımda yanıldın, değil mi? Bir kez yanılan bir daha yanılabilir, bu kadar basit işte. Binbaşı, her zaman her konuda haklı olmana imkan yok, anla artık. Özür dilerim. O fotoğraf abime aitti. Onu bazen o kadar özlüyorum ki, o yüzden biraz... Bilmiyorum, yine de sana o şekilde bağırmamam gerekirdi. Çok özür dilerim. Hayır hayır, asıl benim özür dilemem gerekiyor. Daha anlayışlı olmam lazımdı. Hem başka bir şey söyleyeceğim. Rudra abimin sözlerini çok kafana takma. Dışarıdan sert görünür. Ama kalbi yumuşacıktır. Ailede en çok onu severim. Son birkaç gün yüzünden biraz sinirleri bozuk. Özellikle de annesi eve geri döndüğünden beri. Bu ne demek, doğrusu pek anlayamadım. Annesi 15 yıl sonra geri döndü. Evden kaçıp Tejavat'la evlenmişti de. Sonra birden... Hayır hayır, öyle bir şey yok. Boş ver. Ben hep böyle saçmalıyorum zaten. Lütfen böyle düşünme. Ben seni dinlerim. Şimdi söyle bakalım. Hala arkadaş mıyız, değil miyiz? Yani yeniden. İyi geceler. İyi geceler. Dikkat et lütfen. Bir şeyin yok ya. Su Nehri! Efendim anne? Yatmaya niyetin yok galiba. Yatağını satalım mı, ne dersin? Nasıl olur? Sanırım kullanmıyorsun. Yatacağım anne. Bay Şantanu, bizim evimizde kızlar erkeklerle fazla samimi olmaz. Bunu bilmenizi isterim. Siz BSD'densiniz. Ne demek istediğimi eminim anlamışsınızdır. Neden öyle baktınız? Yok bir şey. Ama size bakınca bir şey fark ettim hanımefendi. Kızınız güzelliğini sizden almış. İyi geceler. Hanımefendi. Haron? Haron? Çay hazır. Fincan yatağın kenarında. Hala kızgın mısın? Ne o? Yoksa bir tek senin mi kızgın olmaya hakkın var? Ne oldu?
Ne oldu? Ay çok... Kendin üflersin. Paro. Kahvaltı hazır. Paro bir dakika. Düğmem koptu. Kendin dik. Çekil. Ne oldu? Ha, anladım. Onu dişinle kopar. İplik biraz sert o yüzden. Kahvaltını hazırladım. Dinle. Yeter artık. Kahvaltın hazır dedim. Hadi git ye. İstemiyorum. Binbaşı, çayını içmedin. Evet. Hadi söyle bakalım. Yine kim kime sinirlendi? Sen mi Rudra'ya kızdın yoksa Rudra mı sana? Kimin haklı olduğu ne fark eder? Sonunda hep bana kızan o oluyor işte. Bir şekilde canını sıkıyorum. Sonunda da ben ağlıyorum. Neden üzgünsün anladım galiba. Sevgili kocan kahvaltı etmedi, değil mi? Evet. Ama inatsa o bende de var. Zorla da olsa yedireceğim. Çok doğru. Sen de inatçısın. Amirim, evden yemek yolladılar. Parvati kızım, Rudra seni arıyor. Konuşmak istemiyorum. Ne? Yani şu anda konuşamayacağım. Çok işim var. Ben konuşayım baba. Paro? Alo Rudra, benim. Parvati'nin mutfakta çok işi vardı. Meşgul falan değil biliyorum. Hala kızgın. Yemek için... Ona teşekkür edecektim. O yüzden aradım, anladın değil mi? Aslında hediyeler tam böyle zamanlar içindir. Öyle mi? Evet. Şöyle küçük ama güzel bir hediyeyle... Bir kadının gönlünü almak çok kolaydır. O bakımdan. Unutma. Abla ben artık kapatayım. Neden gülüyorsun öyle? Yok bir şey. Rudra sana teşekkür ediyormuş. Yemek yapıp yolladın ya. Parvati, hala kızgın mısın? Parvati, anla onu. Rudra çok endişelendi çünkü seni korumak istiyordu. Şantanu hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Paro abla, Maitre abla çabuk buraya gelin. Su nehri bu. Ne oldu?
Ne oldu Suneri? Çabuk gelin. İkiniz de gözlerinize inanamayacaksınız. Çabuk gelin. Ne oluyor Suneri, söyler misin? Gelin. İyi de ne olduğunu söyle. Müthiş yavaş. Müthiş bir şey, inanılmaz. Neymiş o? El falı bakmayı biliyor. Aman Allah'ım. Suneri, aşk olsun ödümüz patladı. Suneri, yengen gerçekten çok haklı. Vay canına. Mutluluk, huzur, rahatlık. Evliliğinizde üçüne de sahipsiniz. Hocanız sizi gerçekten çok seviyor. Çok şanslısınız. Ama bu da ne böyle? Bir sorun var. Büyük bir sorun. Sorun mu? Evet. Evde bir kadın var. Ve size sürekli emirler veriyor. Buraya gel, şuraya git, şunu yap, bunu yap diye. Tabii ki annem bu. Sus. Ne ayıp Suneri. Seninki bitti, sıra bende. Tamam. Gel bakalım. Ver şimdi elini. Oo. Bu da ne böyle? Ne? Birine karşı büyük bir suç işlemişsin. Öyle mi? Onu güzelliğine ve tarzına hayran bırakmışsın. Bu büyük bir suç. Üstelik öyle sıradan biri de değil bu. Bir asker. Para abla, sıra sende. Bayan Parvati, hadi elinizi verin. Öncelikle söyleyeceklerim için özür dilerim. Amirimle yakın zamanda aranızda bir kavga ya da tartışma geçmiş. Siz hayatınızda son derece acı ve yıkıcı bir olay yaşamışsınız. Herkesin hayatında ille kötü şeyler olur, öyle değil mi? Ama sonra başınıza bir şey gelmiş ve çok mutlu olmuşsunuz. Birine aşık olmuşsunuz. Evet, tabii ki Rudra abime. Ama bu da ne bu? Ona deli gibi aşık olup sonra bir... Sonra bir ne? Başınıza kötü bir olay gelecek. Bir şey yanacak. Ve duman her şeyi alıp götürecek. Kokusu aldım bile. Aman Allah'ım. Olamaz, püre yandı. Ocağı kapatmayı unuttum. Ne dedim? Bir şey yanacak ve duman her şeyi alıp götürecek değil mi? Her şey mahvolacak. İşte yemek yandı. Daha kötü ne olabilir ki?